Yakışıyordu ama yani şey değil. Şimdi ben birincisi şovmen değilim. Burada siyaset yapıyorum. Meclis üyesiyim. Bu konularla ilgili... Sevdiğimiz için söylüyoruz ama alınmadan... Yani takla atmıyorum. Bilmiyorum yani. Herhangi bir enteresan bir durum yapmıyorum. Siyaset, bir siyasetçi olarak söz alıyorum. Ve bu konularla ilgili fikirlerimi beyan ediyorum. Ya beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O sizin takdiriniz. Ama yani bu şov kelimesini artık bir daha kullanmazsanız... Kullanıldığı takdirde ben de buna karşılık bir cevap vermek zorunda kalabilirim. Onu söyleyeyim. Tatlı. Şimdi arkadaşlar, konumuz Kemerburgaz'da iki kemer arası olarak tabir edilen bir yer. Burada şimdi gelen komisyona gelen şeyle okuyorum. İstanbul Caddesi, yani orta kısmından Göktürk Yerleşkesi içinde bulunan İstanbul Yerleşkesi Selanik Bulvarı boyunca Davutpaşa Caddesi ile eski Kemerburgaz yolu arasında kalan alan tarım alanı olarak kalmaktadır. Ancak buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi burada da Damat Bey'i hatırlatmış oldum ama. Ancak söz konusu bölge incelendiğinde alanın önemli bir bölümünde Göktürk bölgesinin gelişmeye başladığı yıllarda yapılmış olan depo, fabrika ve bunlar gibi yapıların bulunduğu alanın tomografik yapısının tarım yapılmasını elverişsiz kılacak şekilde tahrip edildiği görülmektedir. Şimdi arkadaşlar bunu geçenlerde biz kendi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bu bölgeyle alakalı önergeler verdik ve konuşmalarda bulunduk. Burada ciddi olarak çarpık yapılaşma, barakalar, kulübeler, depolar yapılıyor diye de daha önce de yapılmış olanlar var. Şimdi bunları yapıldığı söyleniyor. Bunları kimin döneminde yapıldı arkadaşlar? Buraları kim tahrip etti? Kim tahrip etti? Evet siz ettiniz. Doğru söylüyorsunuz. AK Parti belediyeleri buralara göz yumarak, müsaade ederek yok, o zaman bu bölgelerin tahrip olmasını sağladınız. Şimdi aynı şekilde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu'ndan bir rapor hazırlatılarak buranın tarım yapmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi istenmiş ve söz konusu raporda buraların tarım yapılmasını özelliğini yitirmiş olduğunu söylendiği söyleniyor. Buranın tarım alanı yani toprağın tarıma elverişsiz olduğu ile ilgili üstündeki yapılar engel değil mi? Yani toprak mı tarıma elverişsiz? Toprak tarıma elverişsiz mi? Buralarda kötü yapılaşmalar yapıldı. Buraları göz yumuldu. Şimdi bir şekilde burası imara açılmaya çalışılıyor. Ben buna şu anlamda karşı çıkıyorum. Niçin karşı çıkıyorum? Tarım ve ormanlık alanlarının vasıflarının kaybettirilmesi bir emsal teşkil ettirilerek özenleştirilecek. Yani insanlar burada bu tür yerleri de bulunan yerlere özendirilerek belki ormanlar yakılacak. Kulübeler yapılmaya devam edilecek. Belediyeler bunlara göz yumduğu sürece de tarım alanları birer birer imara açılacak. Bunlar doğru bir olay değil arkadaşlar. Yani bizler her tarım alanını hep bütün orman alanlarını vasıflarını yitirerek 2B veyahut da tarım alanlarını kaybetti diyerek imara açacak olursak biz bu dünyayı biz kendimiz kullanmak için bize emanet edilmedi arkadaşlar. Bizler buranın emanetçisiyiz. Gelecek nesillerdeki kuşaklarımıza bırakacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kesinlikle Kemerburgaz'daki bu yapılaşma olayına yol açacak, imara açılacak bölge için hayrolu kullanıyoruz. Ben de AK Parti meclis grubu ve diğer meclis grubu arkadaşlarıma fikirlerini tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun. İmar Komisyonu Başkanımız da söz almak istiyor. İstiyorsan İmar Komisyonu'na söz verelim daha sonra. Buyurun. Anayi Bey, kentin menlik yaptı, büyüğümüz konuşsun dedi Sayın Başkanım. Buyurun.